Tipsiz annen geldi. Vallahi bugün de böyle, ne yapayım? Aman zaten 2 dakika gözükeceğim, bir şey olmaz. Selam kanalıma ve yeniden hayatıma hoş geldin. Zaman yaklaştıkça ben böyle bir parça pinçik olacak gibi oluyorum. Evet, Allah izin verirse yarın gece mi sabaha karşı mı nasıl oluyor bilmiyorum ama biz yola çıkıyoruz. Ve ben birkaç video önce demiştim ki tırnaklarımı gidince annemi kestireceğim demiştim. Uzun tırnaktan nefret ediyor demiştim. Ve bu hocalar da oraya kadar beni idare etsin demiştim. Ama düşündüm ve dedim ki şimdi uzun yol, mecbur lavabo, tuvalet bir şey olacak yani. Ne kadar hijyenik olacak? Temizleme imkanım da olmayabilir. O yüzden anne kusura bakma, sana bu zevki yaşatamıyorum ama ben dedim ki şu tırnakları kesip öyle gideyim. Çünkü aklıma sonradan şey gelince sıkıntı oldu. Şimdi ojelerimi sileceğim mevcut. Daha sonra tırnaklarımı keseceğim. Bunu seninle birlikte yapmak istedim çünkü veda zamanı tırnaklara. Bu arada bu video yola uzar mı bilmiyorum. Sadece hazırlık aşaması mı olur onu da hiç bilmiyorum. Ona da karar vermedim. Şu an var ya, küçük oda bit pazarı gibi. Valizleri falan oraya açtım. Götüreceğiz, unutmayalım dediğimiz şeyleri falan hep oraya yığdım. Ama daha bu akşam ellemeyeceğim. Akşam oldu çünkü. Yarın bakarız birlikte. Neyse, yine çok konuştum. Hızlı hızlı ojelerimi silip tırnaklarımı keselim. Ve tırnaklar gitti. Ay, elim küçüldü resmen. Poçuk poçuk oldu. Her neyse, şimdi ellerimi yıkamadan kameraya dokunmak istemiyorum. Çünkü şu an elim bir tuvaletin deliğine sokmuş kadar pis bence. O yüzden ben gidiyorum. Artık sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Hemen bir dezenfekte olup şunları atmak istiyorum. Nasıl sararmışlar, şuraya bak. Tırnağımdayken bu kadar büyük olduklarını fark etmiyorum. Kesince fark ediyorum. Netlemedi, her neyse. Hadi kaçtım. Günaydın. Evet, çok bağırdım ama enerjim yerinde fakat kafam o kadar karışık. Nereden başlayacağım, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Kalktım, makyaj yaptım çünkü. Neden olmasın? Baktım ki bayağıdır videolarımda böyle hortlak gibiyim. Salak salak açıyorum. Her neyse. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ev çok karıştı. Benim kafam çok karıştı. Bak şimdi. Hemen gösteriyorum. Burada koli bekliyor. Burada bekleyenler var, gidecekler. Bunlar gitmeyecek tabii ki. Daha sonra şu odaya bakar mısın? Küçük oda mahvolmuş durumda. Bir dakika, ışık açacağım. Bunlar çöp değil. Bunda artık giymediğimiz ayakkabılar, artık giymediğimiz montlar falan var. Burada ben birkaç kıyafeti şimdiden ayırdım. Hem Eren'in hem benim olmak üzere. Burada da o şekilde yeni aldıklarımız falan. Valizler böyle. Yani bu işin üstesinden nasıl geleceğim inan ki bilmiyorum. Gelemezsem de sorun değil. Başlayacağım, başlayamıyorum. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ne yapalım biliyor musun? En azından şuradakileri valizlere yerleştirelim. Yerleştireyim. Hayır, Eren'in valizini niye ben hazırlıyorum acaba? Yani neden kendisi hazırlamıyor da ben hazırlıyorum? Dün gece o kadar söyledim ona. Götüreceklerini çıkar. Hani ben yerleştiririm, sıkıntı değil. Onun kıyafetlerini de ben hazırlıyorum. Eren'cim lütfen bak, böyle şeyler yapma gerçekten. Neyse, şimdi ben gidiyorum ve bir saniye sonra burada valiz düzenlerken geliyorum. Hadi gazamız mübarek olsun. Allah'ım sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin inşallah. Burada ben de her anı paylaşıyor olacağım. Allah'ın izniyle. Evet, geldim. Saçımı açtım çünkü çok kötü toplamıştım. Şimdi en azından diyorum şurada ayırdıklarımı valizlere yerleştireyim. Daha sonra eklenecekleri eklerim. Valiz hazırlamakta hiç sıkıntı yok. Hazırlarım. Özellikle zaten o heyecanla hazırlarız ama yani geri boşaltması beni hep daha çok korkutur. Ama şunu da söyleyeceğim. İnşallah Rabbim bu valizi hazırlayıp tekrar boşaltabilmemizi nasip eder. Her şey Allah'tan çünkü. Bu arada şu örtüyü valizin en altına sereceğim. Hemen elime geldiği gibi yerleştireceğim ama bir taktik daha kolayıma geldi, onu deneyeceğim. Böyle katlı şekilde ya, bunu şöyle katlıyorlar ve böyle koyuyorlar. Ya bu böyle çok yer kaplar ya. Ne yapacağız?
Kalınları bence öyle en alta koyayım. O siviti götüreceğim. Şu hırka da kalın. Onu da şu şekilde koyalım. Daha sonra şu sivit de kalın. Onu da şu şekilde koyalım onun üstüne. Sonra bu da kalın. Onu da şu tarafa koyalım. Valiz doldu. Hadi geçmiş olsun. Eren'le ikimiz normalde tek valiz gidecektik ama şimdi ne olacağını, ne yaşayacağımızı, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O yüzden ayrı ayrı valiz yapacağız. Şöyle ben yolda ne giyeceğim? Bu çok önemli bir detay. Hakikaten ben yolda ne giyeceğim? Bence rahat rahat tayt giyeyim. Üstüne de uzun bir tişört giyeyim. Şu tişörtü giyeyim. Giyeyim mi giyeyim. Hem çok uzun hem çok rahat. O zaman şu tayt şöyle dursun. Şu eşofmanlarımı yerleştireyim. Burası boş kalıyor. Buraya tayt sıkıştıralım. Pijama takımı. Zaten orada boşaltırım ben. Bu neymiş? Tişört. Gerçekten çok kötü bir valiz hazırlayıcısıyım. Niye böyle oldu ki ya? Bir şey söyleyeceğim. Hiç güzel olmadı ya. Baştan yapıyoruz. Evet. Ben baştan yapıyorum. Ben böyle bir manyağım çünkü. Tamam. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Şimdi. Evet. Şimdi bu siviti şöyle katlıyorum. Kolunu kıvırıyorum. Daha sonra bu tarafını da aynı şekilde katlıyorum. Şöyle kapşonu da şuradan içeriye sokuyorum. Şöyle bir tur. Bir de şöyle bir tur katlıyorum. Bu şekilde koyuyorum. Evet. Böyle güzel oldu. Devam edelim. Bu şekilde sivit ve hırkaları yerleştirdim. Hiç fena olmadı ama şimdi gidip bir tane daha sivitim var. Onu da alıp geliyorum. Şu koltuktan çıkan ne ya? Her neyse ben şu an götüreceğim her şeyi aldım geldim sadece kıyafet olarak ve devam ediyorum. Aa zormuş kız. Evet şimdi taytları da şu şekilde yapıyorum. Şöyle şurasını iç kısmını şöyle umarım gözüküyordur. Katlıyorum A kısmını. Daha sonra buradan kıvırmaya başlıyorum. Kıvırırken yarısında şöyle yapıyorum. Bir parçasını bu tarafa alıyorum ve bu şekilde kıvırmaya devam ediyorum. En son olarak bu kısmı şu paça kısmına geçireceğim. Ve oldu. Pantolonları da bu şekilde yapacağım. Daha sonra şöyle şöyle koyacağım. Bayağı yer açıyor. Evet çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor ya. Gerçekten çok mantıklıymış. Bunca sene harabe valizlerle gezmişim. Şimdi bu şekilde sivit, hırka ve pijama, tayt, pantolon işlemim bitti. Genelde ben eşofman ve tayt giydiğim için bir tane pantolon aldım sadece. Bence çok güzel durdu. Şurada pijama takımları falan var. Onları bu şekilde yapmayacağım. Çünkü gerek var mı bilmiyorum. Onları diyorum ki şuraya katlayıp koysam. Zaten ince yapıda ya onlar. Bence güzel olabilir. Ya da bana belli olmaz ya. Bakarsın aynısını yaparım. Ona karar vereceğim. Şimdi tişörtler için bir şey düşünmem gerek. Tişörtleri de gene sivitlere yaptığımız gibi mi yapsak acaba? Nasıl olur? Hatta şöyle bir tane daha yapsak ve şu şekilde buraya onları koysak. Evet, mantıklı. Pijamaları da üstlerine koyabiliriz ondan sonra. Ulan Hande gene kafa zehir ya. Ve bence çok ama çok ama çok iyi oldu. Yani bundan sonra ben başka türlü valiz hazırlamam. Şu düzene, şu görsel şölene bakar mısın? Aşırı iyi oldu. Şimdi bunların üstüne de şey sererim diye düşünüyorum. Ne onun adı? Pijama takımlarımı falan koyarım diye düşünüyorum. En azından bayağı yer açmış olmuş oldu. Hatırlıyor musun? En başta sadece şu kısmı koyduğumda valiz böyle komple dolmuş gibiydi. Ama şu an çok iyi. Şöyle şurası, şuradan aşağısı
burası şöyle şu şekilde tişörtlerim. Şurada bir tight bir pantolon. Burası eşofmanlarım ve bir tight. Burada 1, 2, 3 sivit bir hırka. Bir de şu tatlı hırka. Şık hırka var. Yorucu. Yorucu bu arada. Birkaç tane tişört unutmuşum orada, fark ettim, halledeceğim. Yorucu ama bence düzen için çok güzel ve valizden bir şey aradığın zaman, hani bulmaya çalıştığın zaman tık hemen şöyle mesela, aa yeşil eşofmanım nerede ya demek yerine şuradan tut, çek, al yani. Sonra hiçbir şey olmaz. Ve sıkıştığında da böyle kalıp gibi duruyor. Gerçekten çok beğendim. Yani göstermiş oldum en azından. Tatile, seyahate gidecek olan varsa içinizde bir denesin. Ben çok memnun kalacak. Gittiğimde kullanırken de hallederim. Eğer bu şekilde kalırsa gerçekten dolaba yerleşmem bile Ordu'da. Direkt valizden hallederim her şeyi. Şimdi şu geri kalan şeyleri halledeyim. Eren'in kısmını böyle uğraşır mıyım bilmiyorum. Ama zaten Eren'e bırakacağım gibi onu. Bir şey diyeceğim. Bu benim hayatımın en iyi valizi oldu şu anda. Dayanamadım. Şuraya birkaç tane daha tişört ekledim. Şuradaki tane elbisem var şöyle. Bunlar elbise, inanabiliyor musun? Ve ütü istemeyen kumaş olduğu için rahatız. Pijama takımlarımı da dayanamadım. Şu şekilde yaptım. Şimdi buraya diyorum ki böyle çoraplarımı sıkıştırayım. Hem burayı baskılasın. Aynen, buraya çoraplarımı sıkıştırabilirim. Vallahi benim valizim neredeyse hazır. Şimdi iç çamaşırlarımı koyacağım. İyice oraları gösteremem. Çoraplarımı koyacağım. Daha sonra da başka bir şey kalmıyor. Mont falan da almayacağım zaten. Götürüyorum. Çok ihtiyaç olursa götürdüklerim içinden alır giyerim diye. Bence yemin ederim yapıyorum bu işi ha. Bak ya, yaptım bu işi resmen ya. Kendimden hiç böyle bir performans beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle bak, o kadar güzel ki. Bak şimdi çekip alacağım, tamam mı? Gördün mü? Hiçbir şey olmadı. Ve tekrar yerine koyabilirim rahatlıkla. Bekle. Bak şuradan almıştım bunu. Baktım yok ya, bunu giymeyeyim dedim. Boş ver dedim. Açtım arayı. Sıkıştırdım buraya. Bitti. Şimdi biraz mola vereceğim. Daha sonra Eren'inkine girişeceğim. Dayanamadım gene. En azından şu ortalıkta olanları yerleştireyim. Şu da benim ayakkabım. Kutuyla koydum ama bu burada durmayacak tabii ki de. Şurada da birkaç tane alacağımız ayakkabı var. Bilmiyorum, dağıldık böyle iyice. Ay kocamın şeyleri gözükmüş. Hep hiç söylemiyorsun. 2 hours later. Evet, neredeyse Eren'in valizini de tamamıyla hazırlıyorum. İlk katı bitti şu şekilde. Eren'de iki tane aynı pantolondan var, biliyor musun? Yani gidiyor, çok beğeniyor. Kirlideyken giyebilmek için bir tane daha aynısından almış. O yüzden neredeyse sürekli aynı pantolonla. Gene aynı benim sistem. Buraya sivitler ve hırkalar geldi. Daha sonrasında şurada eşofman altları, şortlar, pantolon sığmadı. Onu üste koydum. Böyle tişörtler geldi. Daha şu kadar daha var işte. Tişörtler olsun, pijama altları, üstleri falanları filanları. Onları halletmeye çalışıyorum. Benimkisi babalar gibi duruyor şu anda. Gerçekten çorapları bile koymadım daha. Ama şunu söyleyebilirim ki belim kopmak üzere. Gerçekten beli çok ağrıtıyor. Yapacak olanlar bir yapmadan önce düşünsün. Ama yani şu rahatlık, şu görsel var ya, gerçekten insanın için aşırı rahatlatıyor. Bitti ama ben de bittim. Ama çok güzel oldu. Şimdi valizlerimizin son hali bu şekilde. Üstüne eklenmesi gereken şeyler eklenir. İşte Eren bir şey almak istiyorsa ayakkabı falan ekler. Ben birkaç tane çanta ekleyeceğim ama onun dışında bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Sence yorumlara yazar mısın? Böyle çok düzenli, böyle çok göze hitap eden bir valiz olmadı mı göze? Ama şöyle ki aşırı aşırı acıktım. Şimdi mutfağa gideceğim ve kendime bir simit tabağı hazırlayacağım. Aynen, simit tabağı yiyebilirim. Çay falan sallarım hemen. Şu arkamdaki dağınıklık falan beni delirtiyor. Biz bu evden çıkana kadar bu dağınıklık da bitmez. O yüzden şimdi hemen hızlı hızlı kendime bir simit tabağı hazırlayayım. Ondan sonra habur hubur yiyeyim. Vallahi mis. Yani şu bana aşırı yeter. Zaten kahvaltı aşığı bir insan olduğum için şöyle şu şekilde bir simit tabağı ve yanına çay. Efsane. Şurada zeytin ezmesi var ama gözükmüyor, tabak da siyah olduğu için. Ben hemen bunları gömüp enerji depolayıp geliyorum.
Doydum. Çok güzel doydum. Çok şükür Rabbim hiç kimseyi açta açıkta bırakmasın. Şimdi belalı kargo geldi. Bu kargoyu gerçekten 2-3 haftadır bekliyoruz. Zaten bir önceki videoda söylemiştim. Mustafa abime hediye almıştım. Birkaç tane tişört diye göstermiştim. Şimdi onlara bakacağım nasıl gelmişler. Yani bir defo, bir hata, bir yanlış bir şey var mı? Çünkü zaten hırpalanmış paket yani. Mahvolmuş. Faturanın haline bak. Böyle fatura çıkabilir mi bak? Yani ne yaşadığınızı anlamadım gerçekten. Şöyle ilk tişörtümüze bakalım. Bir şey diyeceğim işte. Ben böyle birisine bir şey alıyorum. Sonra çok hoşuma gidiyor. Kendime ayarısım geliyor. Neyse yabancı değil zaten. Abim geriz. Lan kumaşı çok güzelmiş. Şöyle düz çizgili bir tişört. Ama hakikaten kumaşı çok güzel. Trendyol yapmış. Helal olsun. Yok işte Yakomoz 34 butikte erkek olsa... Hiç Trendyol'a gerek kalmayacak. Murat abiye saygılar, sevgiler. Daha sonra diğer bir tişörtümüzü de açalım. Vallahi bir sürü işim var. Oturdum burada kargo açıyorum. Aa, bunu çok severek almıştım. Şöyle kolları sarı çizgili, grili, beyazlı bir şey. Sonra düz siyah. Ya bu Trendyol'un tişörtleri çok güzel. Evet hani kumaşları da güzel, desenleri de güzel falan ama siyahları 2-3 yıkamadan sonra renk atıyor ya. Net atıyor yani. Ya da ben attırıyorum bilmiyorum. Hepsini de siyah almışız. Neredeyse. Ben gösterdim, o beğendi, aldım yani. Yapacak bir şey yok. Diğeri de en son şöyle 3 tane tişörtü olmuş oldu. Şöyle bu da bak, bu da çok güzelmiş. Ay zayıf da gösterir bu. Ben mi giysem? Neyse hallederiz. Biz aramızda anlaşırız. Ama güzelmiş tişörtler ve indirimdeyken almıştım. O yüzden fiyatlarını söylemiyorum. Çünkü çok ucuza gelmişti. Mekana geri döndüm. Evet şimdi ilk önce dedim ki götüreceğim makyaj malzemelerini ayarlayayım. Ve neler götürüyorum sana da göstereyim. Oraya gittiğimde gösteremem diye düşünüyorum. Arkada Eren'in giyeceklerini ayarladım yolda. O yüzden orada duruyorlar. Hemen başlıyorum şimdi. İlk olarak tabii ki de şu concealer ve de contour paletini alıyoruz. Şöyle bir çantam var bunun içine. Ben böyle makyaj malzemelerimi yanıma almam gerektiği zaman makyaj sırama göre hareket ediyorum. Mesela şunu alacağım ama bunu buraya koymayacağım. İlk başta nemlendirdiğim için. Daha sonra şöyle concealerlarımı alıyorum. Ondan sonra kaş kalemimi alıyorum muhakkak. Daha sonra şu Catherine Arlay'in pudrasını zaten ben kullanıyorum. Artık bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Onu yanıma alıyorum. Çok az kalmış. Oraya gittiğimde tekrar temin edebilirsem alacağım. Şöyle sileyim. Bir far paleti var bende. Bundaki renkleri değil de özellikle siyahını gölgede kullandığım için kirpik diplerime. Bunu yanıma alıyorum hemen. Şöyle Mustafa abimin getirmiş olduğu Japonya'dan far paletlerim var ya. Bak mesela bunlar tam sonbahar rengi. Bu biraz daha gündüz makyajı için ideal. Bunda da highlighter, allık falan var. Şimdi bunları da alıyorum. Hem küçükler çok yer kaplamazlar. Sonra şöyle tekrar kontür ve aydınlatıcı paletimi alıyorum. Hot Mama'nın şu allığını ve tekrar The Balm'ın şu highlighter'ını alıyorum. Daha sonra kirpik kıvırıcımı alıyorum yanıma. Şunları almayacağız. Ondan sonra rimellerimi alıyorum. Bir tanesi şu. Pharmacy'nin bir rimeli. Güzel ayırdığı için alıyorum. Bir şu L'Oréal Paris'in 24 saat kolajen rimelini. Maybelline'in şu yelpaze fırçalı rimelini alıyorum. Ondan sonra şu pastelin eyeliner'ını alıyorum. Ya yani dip liner ama ben eyeliner uygulamasında kullanıyorum bunu. Onu alıyorum. Daha sonra şöyle birkaç tane ruj alacağım. Ne alıyorum? Pastelin 31 numarası. Bunun rengi çok güzel. Gene Golden Rose'un 16 numarası. Pastelin yine 27 numarası. Şöyle bir tane de iki tane de sonbahar rengi alalım. Pastel şöyle iki tane sonbahar rengi dediğimde bu 15 numarası. Bu da 38 numarası. Bu biraz daha turuncu. Bitti. Şimdi fırça alacağım sadece herhalde. Bakıyorum tekrar şöyle bir. Sadece fırça almak kaldı. Şu paletlerden çok almak istedim yanıma. Şu işte. Şöyle şunlar var ama alsam mı bunlardan bilemiyorum. Bakalım gene neler çıkacak. Ya bunlar çok fazla yer kaplıyor ve hani gerek yok. Şurada ne varmış? Şu highlighter paletine gerek var mı? Yok. Yok ya. Tamam. Tamam Hande. Hande abartma. Şöyle kapatıcı fırçamı alıyorum. Karıştırma fırçalarımı alıyorum. Vallahi aldım. Kaş fırçamı alıyorum. Şöyle şurada allık fırçamı alıyorum. Karıştırma fırçası kendisi gelmek istedi. Ben bir şey yapmadım. Düştü kendi gelmek istedi. Şunu alıyorum. Daha sonra kontür fırçam olarak şunu alıyorum. Bunu bırakıyorum. Tekrar karıştırma fırçası alıyorum. Çünkü orada fırça yıkamayabilirim. Yıkayamayabilirim. Bir de şöyle bir highlighter fırçası. Birazcık fırça.
bence yeterli. Bunları da şöyle koydum. Bayağı aldı yani bu makyaj çantası, cidden çok iyi. Evet, bu şekilde hazır. Şimdi şu ön kısmına da cımbızım şimdi buradaydı. Burada. Cımbızımı koyuyorum. Bunlar önemli. Tamam. Makyaj malzemelerimiz de hazır. Bunları sırt çantasına koyacağım. Daha sonra gözlüklerimi aldım. Şimdi banyoya gidelim ve kozmetik, yani daha böyle bakımsal ürünlerimizi alalım bakalım. Evet. Yine ben. Şimdi o aynı çantanın şöyle bir tane daha yedeği vardı bende. Şöyle pamuk alıyorum. Daha sonra şu Gliss'in saç açıcısı. Ya sıvı saç kremini alıyorum. Vazgeçilmezim olan ve her yere götürdüğüm Nivea'nın yüz yıkama jelini alıyorum. Gül suyumu alıyorum. Daha sonra şöyle ısı koruyucu, yani ne deniyor buna? Çift fazlı fön suyu deniyor mu? Isıya karşı koruyucu olduğu için bunu alıyorum. Daha sonra şu deodorantımı alıyorum. Dudak nemlendiricimi alıyorum. Bilstex. Bunu almayacaktım maske, ama şimdi orada hava değişiminden ne olur bilemediğim için aldım. Bir aksilik olursa tekrar yatıştırırım diyorum. Bak, bugün cildim daha iyi çünkü. Makyaj da var ama gene ben fondöten sürmediğim için. Sonra şu kuru saç şampuanımı alıyorum. Bir Beauty'nin. Buna sığmıyor. Bunu valize sıkıştıralım. Tabii ki şu Herbaderm gözaltı kremimi alıyorum ama netlemiyor. Şu Arifoğlu'nun kaş yağını alıyorum. Sadece kaş olanını, kirpiği almıyorum. Törpü. Tabii ki deo takımı alıyorum. Bunsuz hiçbir yere gidemem. Şunu almakla almamak arasında çok kararsızım ama alıyorum. Anında karar verdim. Daha sonra bunlar Eren'e. Bir de şu parfüm alacağım yanıma. Başka parfüm almayı düşünmüyorum. Yeterli. Hatta sıkalım bir tane. Bu da bitti. Gerçekten inanamıyorum şu anda. Saç düzleştiricim orada. Onu alacağım. Gene valize koyacağım bir şey olmasın diye. Şimdi bitiyor yavaş yavaş ya. Bakalım Eren'in gelmesini bekleyelim. O da alacaklarını alsın. Ben buraya saç spreyini, deodorantını ve fırçasını hazırladım ama yine de kendi bilir. Ya amma ses yaptım. Ben bunu almıyorum ya. Çok az kalmış çünkü. Tahmin ettiğimden daha da hızlı gelişiyor ve bu beni mutlu ediyor. Şimdi gideyim ve biraz daha çorap alayım. Hadi gel sana çorap çekmecemi göstereyim. Çanta alacağım. Bak, arkada çantaları gördüm. Kablolardan geçilmiyor. Evet, burası benim çorap çekmecem. Nasıl, çok harika değil mi? Şimdi şu çorabı alabilirim. Ben çorapsız gezemem. Şu beyaz çorabı alabilirim. Şu unicornu alalım. Şu yarım çoraplardan alalım. Bunlar spor ayakkabılarla iyi oluyor. Şu beyazı alalım. Şunu alalım. Daha sonra şöyle bir tane çorap. Mesela bunu hiç giymemişim. Ay, şunu hiç giymemişim ve köyde uzun çorap güzel olur. Evet, yeterli bu kadar çorap. Ama ne güzel hazırlamamış mıyım ya. Anam beni valiz hazırlayayım diye doğurmuş. Şöyle şuraya sıkışır mısınız? Sıkışırsınız. Evet, benim valizim hazır. Eren'le koş. Çanta. Nereye hazır acaba, bir de diyorum ki hazır. Çanta ve ayakkabılarımı alacağım. Artık onları da göstermeyeyim. Bir bel çantası alacağım. Bir büyük çantamı alacağım. Bir tane daha bel çantası alacağım ve bitecek. Gözlüklerimi falan filan cercut. Onları sırt çantasına koyacağım ve olayımız bitmiş olacak. Artık bence Eren geldiğinde falan görüşürüz. Ya da kaydeder bir şey yaparsam görüşürüz. Ama muhakkak Allah izin verirse görüşürüz. Böyle kayınbirader ben görmedim. Eren şimdi şirket... Şaka yapıyorum bu arada da. Şimdi arada Eren'le abim geliyormuş. Eren şirket arabasını izne ayrıldığı için şirkete bırakıyor. Bırakmak durumunda kalıyor açıkçası. Daha sonra toplu taşıtla gelmeye çalıştığında iş yerinden buraya 3 vesait dolmuş dolmuş metrobüs tramvay yapması gerekiyor. O yüzden abimden rica etti kalır mısın diye. Ta Çapa'dan kalkmış, Halkalı'ya gitmiş. Halkalı'dan buraya geri dönüyorlar. Rabbim herkese böyle kayınbirader nasip etsin. Şaka bir yana, gerçekten iki arkadaş gibi o kadar iyi anlaşıyorlar ki. Ufuk abim de okey. Herkes Eren'i çok seviyor. Eren de abilerim çok seviyor ama Mustafa abimle yaşları biraz daha yakın. Hatta aynı değil yakın. Evet, aynı değil. O yüzden böyle güzel oluyor. Şimdi onları bekliyorum. Geldikleri anı yakalamak istiyorum. İlk kez ikisi aynı anda eve girecek çünkü. Neden? Böyle değişik şeyler benim için önemli olabiliyor. Parola! Parola! Söylesene parolayı, çok kolay. Hayır. Mustafa abim biliyor. Ne dedi? Hande Ordu'ya gidecek. Ordu'yu duydum, açtım. Hande tam çıksın, tam cümleyi duymadım. Hoş geldiniz. Parola mı Ordu? Evet. Hande tatlıya çıksın. Hayır, sen evet. De bir parola değişiyor. Böyle de söylemiyorsun yani. Ne yapıyorsun? Eve girseydin ayakkabıyla. Hoş geldiniz. Hemen dezenfekte olunuz. Ero, bir dakika. Gel. Yıkarsın elini yüzünü. Tek kelime söyle bana. Şu valizlere bak ve tek bir şey söyle. Bu kadar düzenli yapmana gerek yok. Bu zaten oraya gitti mi bağla bar olacak. Ama mükemmel olmuş. Yani her şey şu an belli.
Yani niye, nereden oldu? Tamam hadi görüşürüz. Sen niye en son söyleyeceğin şey en başarısı? Şimdi düzensene böyle niye? Ya evlen de karın düzenlesin tatlım. Evlenirsek yapsın. Değil mi, çok iyi olmamış mı ama? Sen ne düşünüyorsun? Güzel bir şey. Bravo lan. Ulan sen var ya, şeylere imza atıyorsun. Sen beni şaşırtıyorsun anladım. Ben senin niye valizini düzelteyim ya? Hadi bir yemek olayına girelim. Yemek olayına girelim. Yemek olayına, evet. Girelim. Ne yapıyorsak? Ve gelindi. Bu tayfa orduya gidiyor mu? Evet. Allah'ın izniyle inşallah gidiyoruz. Bu da hazırlık videosu olmuş oldu. Bakalım ilerleyen saatlerde bizi ne bekliyor. Nasıl? Bak şimdi deneyeceksin, tamam mı? İlk tişörtünü deniyor şimdi Mustafa abi. Bakalım nasıl olmuş. Nasıl? Çok iyi olmadı mı? Güzelmiş bence. Çok yakıştı. Şimdi diğeri geliyor. Şimdi diğerini dene hemen. 10 numara. Aa, bu çok güzel. Hemen diğeri. Hemen diğerini deneyelim. 10 numara. Oldu mu? Bir şey söyleyeyim, ben de bunu çok beğendim. Güle güle giy. Sevdiysen çok sevin. Rica ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Şimdi bizi nereye götürüyordun sen? Yapçıya. Sence Eren? Ben şey yok. Ben yemekte ben giderim. Valla. Ben kebapçı baba ben. Bir de şey yapıyor biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Hijyenik mi? Hijyenik mi? Bak doğruyu söyle. Tabii kamera var. Arkadaşım. Tamam hemen gidip gelelim o zaman. Telefon çalıyor. Arkadaşım yeri. Ben güvenmeden geri gider miyim? Reklam kapmış. Bu kaç para aldın? Şaka yapıyorum, gidelim. Eğer memnun kaldığım bir yer olursa tabii sen ki seninle de paylaşırım. Ha simitçi. Resmen yürüyorum. Bu yolları. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müydüm? Aa, pembe araba geçti, gördünüz mü? Ben de sandım bana aa diyorsun, beni görünce şaşırdım. Sen görünce niye şaşırıyorsun? Yani dışarıda beraber yürüyoruz ya. Şimdi Cemizer abimin arkadaşının yeriymiş ve bizim eve çok yakınmış. Arabayı da şimdi park etti. Bizim orada park problemi olduğu için dedi ki araba yerinden olmasın, yürüyelim. Mustafa abi Eren'i çok yanlış bir yere getirdin. Evet. Şu an Eren o kadar koptu ki bak bana direkt. 5 tane yaptı yani. Bak. Neye söyledin? Kuzu pirzola. Kuzu pirzola 5 tane maşallah. En kalitesini en pahalısını seviyorum. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Daha anlamıyorum, bu nasıl Tekirdağlı? Bak, bu çok güzel bir yere geldik ayrıca. Şöyle. İçmek istiyorum. Çok güzelmiş. Normalde kendin pişirebiliyorsun ama bence vaktimiz yok bizim. Vallahi beğendim. Bahçesi de varmış. Şimdi bir de bahçesine çıkıyoruz. Ben karar verdim, şimdi sıra bende. Sen bana kafana göre. Ben sana güvenirim. Arkadaşım bu değil mi abi? Ünlü yapacağım. Neydi buranın adı? Et de keyif. Ben gösteririm şimdi zaten menüden falan da. Böyle kendiniz pişirebiliyorsunuz ya, o olay çok iyi ya. Şurada da bahçesi var. Sıcak olduğu için biz bahçeye çıkacağız. Hadi ben çıkıyorum. Şöyle oturanları rahatsız etmeyeyim. Evet işte adı bu. Evet anne, niye bu kadar sinirli bekliyorsun? Sinirli değilim açıkçası. Çok tedirgin duruyorsun. Yol gözüm büyümeye başladı benim daha ya şimdiden. Daha dur, bismillah. Ama ben kaç senedir arabayla gitmiyorum orduya. Daha İstanbul'dayız. Sağ salim varsak da. Varırız Allah'ın izniyle ya. Uçakla gitseydik şimdi 1-1.5 saatte oradayız. Ne yapsan arabayla geldin uçakla gidiyorsun. Annem şimdi hatim indirmiştir, sen merak etme. Çok mantıklı değil mi? Ben söyleyeyim. Sen ne diyorsun Eren? Siz gelin arabayla, ben uçakla gidiyorum. Benim oldu. İlk araba serüvenim olacak. Yani ben 12 saatlik bir yolu ilk defa yapıyorum. Kirdağlı adam nereye kadar hızlı yol yapmıyor? Bilir ki İstanbul. Benim bu bayağı bir olacak. Benim de olacak. Ben tecrübeyle sabit. Ordu'dan Aydın'a gitmiştik, hatırlıyor musun? 18-20 saat ne sürmüştü? Otobüsleri saymıyorum abi de. Arabayla, şahsi arabayla bayağı olacak diyorum. Kaderimizi çekeriz. Bir şey söyleyeyim mi? Ordu'daki havalimanı da şurada kaç senedir var? 3 mü oldu, 4 mü oldu? Daha fazladır ya. Ne bileyim ben, 3-4. Çok affedersin, sizin haberiniz yoktu. Biz Eren'le sevgili olmuştuk o zaman. 2014 falan. Aferin. Ben biliyordum zaten de Eren'i tanımıyordum. Biraz da soğuyunca bir şey yapıyorum. Teşekkür ederim. Ay biz neler yaptık ya. Niye böyle olduk şimdi? Yemek. Hayır, yiyemezsin, bekle. Bekle bir. Şimdi yiyebilirsin.
Aferin böyle bak. Eğittim ben. Dur oğlum. Dur oğlum. Şimdi eğittim. Mustafa abim de şişini söylemiş. Ben de böyle bir şey söylemiştim. Bir şey söyleyeyim, çok güzel kokuyor ve şu an yan masadakilerin konuşmasına şahit oldum. Yediğim en güzel etti falan dediler. Şöyle hemen şuradan bilgilerini göstereceğim ben. Reklam değil, gayet de para ödeyeceğiz ama bilmiyorum. Tabii ki arkadaş kontenjanından yararlanırız herhalde birazcık. Beğenmezsem bittikten sonra beğenmediğimi muhakkak söyleyeceğim. Şu an Eren dünya mutlusu. Gerçekten. İyi mi, izin ver. Ama bir şey söyleyeyim mi, çok iyi gözüküyor. Çok tatlı iyi. İkramları da var bu arada, tatlıları da var. Eren sütlaç söyledi tabii ki de fırında. Ben tabii ki trilçe, Mustafa abim de baklava. Şahane de tatlı delisi olduğum için. Ayam ki yani bu Gülhane'de vardı eskiden. Bence çok güzel. Ay, biz buradan yola çıkalım. Eve gidemiyoruz belli ki. Bir de bir şey söyleyeceğim yemekler konusunda. Gerçekten muazzamdı. Hayatımda yediğim en iyi et. Ben eti sert sevmem. Ağzımda büyümsün. Lokum. Aynen, lokum diyebiliriz. Lokum diyebiliriz. Gerçekten çok güzel pişmişti. Seninki nasıldı? Eren zaten... Mükemmel. Beni kaybettiler bir. Evi arabayı burada bırakıp çıkacağız bir şansla. Çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Biz şimdi eve geldik ama nasıl geldik? Tuvalet için birbirimizi ite kaka. Eve geldik ve gerçekten çok, yani her şey o kadar güzeldi ki, öyle güzel doyduk ki Rabbime binlerce hamdolsun. Bütün açlar karnını doyurabilsin inşallah. Böyle bir ağırlık çöktü. Ben de diyorum ki zaten yeterince hazırlandım. Yanıma aldığım her şeyi neredeyse göstermiş oldum. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Eğer sen de izin verirsen diyeceğim ama buna çok fırsatın olmayacak galiba. Ben bunu yapmış olacağım zaten. Diyeceğim şu ki ben bu videoyu burada sonlandırayım. Çünkü yola çıktığımızda Allah izin verirse hemen yeni bir video başlatayım. Yolda annemle babamla, gene Rabbim izin verirse, Allah'tan bir şey gelmezse, sağ salim varabilirsek kavuşma anımızı falan tekrar bir vloglayayım. Çünkü bu vloga koyduğum zaman çok uzun olacak ve çok sahne kesmem gerekecek. Ama ben bu sahneleri kesmek istemiyorum. Çünkü dün gece Instagram'dan bir soru cevap yapmıştım. Her anını bizimle paylaş lütfen diyen o kadar çok insan olmuş ki. Hem de bana çok güzel anı hatıra kalıyor. Günlerden kesit kesit gitmeyi planlıyorum. Hem de seni videosuz bırakmamış olurum ve birbirimizi çok fazla özlemeyiz. Eğer buraya kadar izlediysen çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen hala daha kanalıma abone değilsen abone olmayı ve aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğendiysen beğeni tıklamayı unutma. Bildirim çanını açarsan da beni çok mutlu edersin. Bu arada şunu yoruma yazmanı istiyorum muhakkak. Valizler nasıl olmuş? Ama herkes dürüst olsun. Evet. Öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.